TRT 24 YouTube kanalında Tarık Toros'un yazdığı 2021 ve 2022 planını haber vereyim başlıklı yazısını dinliyorsunuz. Bir seneyi geçti, aynı şeyi yazıyor, söylüyorum. Bugün dünyanın en açık ara tek gündemi salgındır ve salgın olmalıdır. Emin olun, bu gündemi saptıran devletlerin sakladığı şeyler vardır. Salgınla canhıraş mücadele eden devletlerde de bakış açısı sorunu yaşanıyor. Ana motivasyonları, vaka ve ölüm rakamlarını belli seviyede tutmak, sağlık sektörünün yükünü dengelemek. Değilse çöküş öyle ani olur ki herkes altında kalır. Devletler bunu yaparken olağan yaşamı uzun sürelerle kesintiye uğrattılar. Okullar ve iş yerleri kapandı. Ev ziyaretleri dahi yasaklandı. Yaşam minimum gereksinimlerini kapsayacak biçimde düzenlendi. Maliyeti hazinece karşılandı. İşin kötüsü, halk sızlansa da buna alıştı. Devletler tedavi ve aşı çalışmalarında bencil davrandılar, davranıyorlar. Konuşan her lider insanlığa hizmetten bahsetse de fiili durum başka. Bakın, aşı geliştirmek zor, zahmetli, zaman alan, pahalı bir iştir. Parayı bastıran devletler çalışmaları hızlandırdı. Baskılarla test süreçleri kısaltıldı. Aşılar piyasaya çıktı. Sonra ne görelim? Aşı savaşları patladı. İki örnek yeterli. Rus aşısı, Rusya üretti diye kafadan tu kaka ilan edildi. Yakınlarda değerlendirilebilir olduğu konuşulmaya başlandı. 6 aydan uzun süreyi niye kaybettik o zaman? İkinci örnek, İngiltere'de geliştirilen Oxford aşısı. Avrupa Birliği önce yeşil ışık yaktığı aşıyı sonra engelledi, her kafadan bir ses çıkıyor, durumlar an itibariyle karışık. İngiltere bu aşıyla nüfusunun yarısını aşıladı. Vaka sayısı yönüyle artık ilk 35 ülke arasında bile değil. Oysa 10 Nisan itibariyle Fransa 5. Almanya 9. İtalya 10. Alman menşeli Pfizer-BioNTech ilk onaylanan aşı ve icat eden Uğur Şahin'le Özlem Türeci Alman devlet nişanı aldı. Time'a kapak oldu. Şimdiden milyarderler kulübüne girdiler. Aynı Almanya'da aşılama 10 milyonu ancak son hafta içinde geçti, o da ittirmeyle. Nasıl başladık? İnsanlığa hizmet. Diyeceksiniz ki kelin ilacı olsa başına sürer, ülkeler insanlığa nasıl hizmet etsin? Pek öyle değil. Bir yönüyle aşı savaşları sürerken, diğer yönüyle işin ekonomisi iştah kabartıyor. Eti ne budu ne, Türkiye bile aşı geliştirip bununla voleyi vurmanın hesabını yapıyor. İngiltere'de Oxford aşısı yoksul, kalabalık ülkeler düşünülerek geliştirildi. Ucuz ve buzdolabında saklanabiliyor. Fakat üretim zincirinde problemler var. Devletler ve firmalar için aşı ekonomisi mi yoksa salgınla mücadele mi öncelikli sorusuna salgın diyemiyorum. Dünyayı bu girdaptan çıkarmaksa gerçekten amaç paylaşırsın aşını insanlıkla, her ülke organize olup üretir ve aşılar yurttaşını. İmkanı olmayana da sen götürürsün. Bunun sana maliyeti, ekonomide yaşanan korkunç kayıplardan daha büyük olmaz herhalde. Amaç insanlığa hizmetse tabii. İnsanlık umursanıyorsa. Umursandığını görmüyorum. Ülkeler insanlarını aşılasa da kendi içine kapanacak. 2021'i böyle tamamlayacağız. 2022 bittiğinde dahi bütün dünya nüfusu aşılanmamış olacak, diyor Tarık Toros, TR724'deki köşesinde.